Osman'dan son notları aldık. Şimdi dün akşama dönelim. Ee, dün akşamı konuşacağız. 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut bizimle birlikte. Sayın Bulut hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saat 9'da bir bağlantı gerçekleştirmiştik sizinle. Son durumun ne olduğuna ilişkin. Şimdi son durumu konuştuk ama ne olduğuna bir bakacak olursak. Dün akşamdan bu saate kadar ne oldu, ne değişti, hangi noktadayız? Evet şu karşı ekran arkadaşlar yayın çıkışını verelim. Ee, şimdi dün akşamdan bu sabaha kadar gerçekten doğru bilgi almayanlar çok ciddi anlamda tedirgin oldular. Neden tedirgin oldular? Çünkü dün akşamdan itibaren yanlış bilgi kaynaklarından ne olduğuna dair bilgilenenler ne olduğunu tam olarak anlayamadılar. Bir kere ne olduğunu anlatmamız lazım. Dün akşam yapılan ek bir müdahale veya dün akşam yapılan hiç konuşulmamış, üzerinde anlaşılmamış bir müdahale yok. Bir kere bazı yayın kuruluşları bunu o şekilde yansıtıyorlar. Bunun altını çizerek söylemem gerekiyor. Dün akşam hiç konuşulmamış, üzerinde anlaşılmamış, herhangi bir mutabakata sağlanmamış veya herhangi bir üzerinde paylaşılmamış bir bilgi üzerinden bir müdahale yok. Düne kadar ne oldu? Düne kadar şey oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin unsurları bu parktaki insanlarla görüştüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valisi oradakilerle defalarca görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı oradakilerin içinden seçtiği insanlarla görüştü. Arkasından bir grup daha geldi onlarla görüştü. Arkasından bir görüşme daha oldu. O görüşmede bazı konular üzerinde anlaşıldı ve Sayın Başbakan onların sözüne güvenerek onların sözüne güvenerek çıktı şu açıklamayı yaptı. Yargı kararlarının beklenmesi konusunda hiçbir sorunumuz yok. Ve ben hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı olarak diyorum ki yargı kararlarını da beklemeyeceğiz. Yargı kararı artı veya eksi çıksın biz bunu halka soracağız. Yani plebisit yapacağız. Şimdi bütün bunları dikkate aldığınızda Sayın Başbakan'la bir mütabakata varıyorsunuz. Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı. Yani bu devleti temsil eden en yetkili isim. Başbakan'la mütabakata varıyorsunuz. Başbakan tarafından ciddiye alınıyorsunuz. Başbakan tarafından sizin söylediklerinize değer veriliyor. Kamuoyuyla paylaşılıyor, el sıkışılıyor, anlaşılıyor. Bundan 2-3 saat sonra biz vazgeçtik, biz direnmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin maymunu olamaz. Bir kere bunu herkes bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Muz Cumhuriyeti değildir. Kimse istediği gibi ben başbakanla anlaştım, 3 saat sonra da vazgeçtim. Canım istedi burada kalmaya devam edeceğim. Buradan dünyaya meydan okuyacağım, Türk Devleti'ne meydan okuyacağım. Böyle bir girişimde bulunamaz. Dolayısıyla dün akşam yapılan müdahale devlete verilen sözlerin tutulmaması sonucu devletle ve hükümetle ortaya çıkan mutabakata uyulmaması sonucu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesini göstermesidir. Ben bir vatandaş olarak devletle oynanılmasına asla ve asla razı değilim. Bir kere herkes bunu anlaması gerekiyor. Eğer bir vatandaş devletiyle oynanmasına, devletinin manipüle edilmesine, başbakanın sözünün yere düşürülmesine, hükümetin kararlarının, devletin kararlarının yere düşürülmesine sessiz kalırsa, bunu desteklerse yarın öbür gün devlet o vatandaşın can güvenliğini koruyamadığı zaman da devletten bir talepte de bulunamaz. Herkesin bunu anlaması lazım. İnsanları sokaklara dökenler müdahale oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Evet müdahale oluyor. Anlaşma sağlandı, söz verildi, istekler kabul edildi. Burada ağaç kesilmeyecek dendi, genişleme çalışması yapılmayacak, kışla yapılmayacak, yargı kararı beklenecek, inşaat durdurulacak, park olduğu gibi kalacak diye söz verildi. Yok biz hala işgal ettiğimiz alanın içinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutarız. İşgal ettiğimiz bu küçücük yerden Türkiye Cumhuriyeti ile pazarlık ederiz. Biz buradan Türkiye'yi yönetiriz. Buna hiçbir devlet müsaade edemez, etmemelidir. Hiçbir vatandaş da bunu destekleyemez. Bilinçsiz şekilde sokağa dökülenler lütfen ne olduğunu idrak etmeye çalışsınlar. Yarın öbür gün bir terörist grup bir yere ele geçirir. Oradan 100-200 kişiyi rehin alır ve onların can güvenliği üzerinden devletle pazarlık etmeye kalkarsa yine insanlar sokaklara mı dökülecekler? Aynı durum desteklemek için sokaklara mı dökülecekler? Hiç kimse devletle pazarlık edemez. Bakın altını çizerek söylüyorum. Müzakere edersin. Müzakere masasında söyleyeceğini söylersin. Demokratik haklarını kullanırsın. İstediklerini söylersin ama ben burayı işgal ettim. Türkiye Cumhuriyeti'ni buradan yönetirim dünyaya da sembolik olarak buradan Türkiye'yi kötü duruma düşürürüm, itibarsızlaştırırım. Buna müsaade edilemez. Eğer müzakere edilmeseydi, eğer el sıkışılmasaydı, eğer anlaşılmasaydı, eğer onlar başbakan onların söylediklerini dikkate alıp ön plana çıkarıp onların söylediklerinden de öteye geçip bırakın yargı kararını, siz yargı kararı istiyorsunuz, ben plebisit diyorum demeseydi, inşaat durmasaydı, ağaçlar sökülmeye devam etseydi o zaman farklı konuşabilirdik. Ama her istediğiniz kabul edilmiş, her istediğiniz dikkate alınmış, her istediğinize hassas davranılmış sevgili gençler artık yeter denmiş. Ondan sonra biz burada duracağız, buradan devam edeceğiz. Şimdi orada duranların bir kısmı gerçekten gençler. Ama saat 18'den itibaren oradaki çevreci gençlerin ayrılmaya başladığını gördük. Bir kere onun altını çizeyim. Burada önemli olan şu Helen Hanım. Gençler görünümü altında parkın içine yerleşmiş illegal örgütler dün akşamki o ille de burada kalacağız istiharını yapmaya devam ettiler. Çünkü gerek bazı sanatçılar gerek onların akıl hocaları saat 13'ten itibaren bağlantı yaptıkları televizyon kanallarında çıkma taraftarı olduklarını söylediler. Dolayısıyla Türkiye üzerine yürütülen bir küresel operasyonun illegal örgütler tarafından bir nüvesi haline getirilmiş Türkiye üzerine yürütülen bir operasyonun illegal örgütler tarafından bir operasyon merkezi haline getirilmiş bir parkın varlığına ve bu parkın varlığının devletin zaafı haline gelmesine daha fazla izin verilemezdi. Dün akşamki operasyonun sebebi budur. Devletin gücünü göstermesi açısından da illegal örgütlere ve devletle pazarlık edilemeyeceğini göstermesi açısından da dün akşamki operasyon gereklidir. Ha şunu söyleyeyim. Herkes şunu düşünsün. Herkesin çocuğu var. Benim çocuğumun okuduğu üniversite, lise bir örgüt tarafından ele geçirilirse, çocuklar da içerideyken benimle pazarlık yapılmaya kalkılırsa ben ne yaparım? Herkes eline bayrağı alıp sokağa fırlamadan önce neye alet olduğunu düşünsün. Bakın, eğer devletin bir bölümünde pazarlık edilmesine izin verirseniz buradan bir yol açılır. Ve bu pazarlık devletin bütün bölümlerine sıçrar. Dün akşamki operasyon parkın boşaltılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaaf göstermeyeceğinin bir işaretidir. Bakın o kadar kötü olaylar oldu ki dün akşam konuşmalar oldu ki Lübnan'daki 4 yaşındaki yaralanan çocuğu sosyal medyadan bazı gazeteciler Lübnan'dan bulunmuş resim bazı gazeteciler sosyal medya üzerinden bu çocuk Taksim'de yaralandı diye yaydılar. Bazı sanatçılar yine aynı şekilde provokatif mesajlar attılar. Dün akşam Levent Kırca denen şahıs bir televizyon programına çıktı ve açık açık şu çağrıyı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu da Adnan Benderes gibi olmalıdır. Herkes bu yolda gayret göstersin ve böyle olacaktır. Yani diyor ki Recep Tayyip Erdoğan alsın. Bunu söyleyen bir tiyatro sanatçısı. Bu ülkede bir tiyatro sanatçısı. Operasyonun büyüklüğünü, Türkiye üzerine oynanan oyunun büyüklüğünü... Lütfen herkes idrak etmeye çalışsın. Bu iş ağaç işi değildir. Adamın attığı tweet çok doğru. Sen hala anlamadın mı bunun ağaç işi olmadığını diye. Dün Başbakan da söyledi. Evet bu ağaç işi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına yönelik Türk hükümetinin varlığına yönelik Türk insanının varlığına yönelik bir durumdur. Bakın kimse şunu unutmasın. Yugoslav hükümetini itibarsızlaştırdılar. Yugoslav devletini parçaladılar. Sonra da Yugoslav vatandaşlarının 200 binini katlettiler. Her eline bayrak alıp sokağa fırlayan bunu düşünsün. Türk devleti itibarsızlaştırılırsa, Türk hükümeti itibarsızlaştırılırsa, Türk hükümetinin müdahale etme gücü, Türk hükümetinin dirayeti itibarsızlaştırılırsa her Türk vatandaşı